Bediüzzaman Hazretleri sabrın önemini anlatıyor hocam. Şu şekilde sual geliyor kendisine. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir ayetindeki hikmet ve gaye nedir? Üstad cevaben şöyle diyor. Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezası yani gereği olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaaz etmiş. Sabırsız adam teenni ile akılcı ihtiyatlı hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır. Maksut yani amaçlanan istenen damına çıkamaz. Onun için hırs mahrubiyete sebeptir. Sabır ise müşkilatın zorlukların anahtarıdır. Ki hırslı olan kimsenin ümidi boşa çıkar ve hüsrana uğrar. Sabır ferahlık ve genişliğin anahtarıdır. Demiş devam ediyor Üstad Hazretleri. Şikayet diyor ona olmalı diyor. Herhangi bir şeyden şikayet. Allah'a şikayet ondan olmamalı. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın ben derdimi de üzüntümü de ancak Allah'a şikayetleri derim demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şikayet etmeli. Yoksa Allah'ı insanlara şekva eder gibi eyvah of deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek aciz insanların dikkatini acımasını tahrik etmek zarardır, manasızdır demiş Üstad Hazretleri. Çok güzel anlatmış. Sabır. Mesela bak biz 30 yıldan beri anlatıyoruz İslam'ı, Kur'an'ı. Hatta 30 yılı da geçti. Bir 30 yıl daha geçse hiç yani en şevkimizden, heyecanımızdan bir şey kaybetmeyiz. Bilakis daha da artan bir şekli ve heyecanla anlatıyoruz. Bir insan anlatırsın anlamayabilir. İyilik yaparsın, iyiliğe kötülük karşılık verir. Ama biz yine sabırlı oluruz. İnşallah hocam. Müslümanın en temel vasıflarından birisi sabırlı olması. Güzel ahlakta, güzel tavırda, sevgide hep sabırlı olmak lazım. Sabırla tahammülü karıştırmamak lazım. Tahammül değil. Sabır ibadet heyecanıyla yapılan ısrarlı ibadette devama denir. Kararlı olarak ibadete devama denir. Yoksa acı çekerek rahatsız olarak anlamında değil. Tahammül anlamında değildir. Hani sabret diyor. Sabret, o değil. İbadetteki istikrar. Güzel ahlakta, mesela iltifatta, saygıda, hürmette, temizlikte istikrar. Sürekli temiz olmak, sürekli cömert olmak, sürekli affedici, iyi olmak, sürekli tebliğ yapmak, sürekli cömert olmak, sürekli koruyucu olmak. Ya adam diyor ki sürekli 10 yıldan beri cömertlik yaptım, artık yapmayacağım. Olmaz. Ömrünün sonuna kadar devam edecek. 10 yıldan beri affettim diyor, yine devam edecek. 10 yıldan beri sevgi gösterdim diyor, ömrünün sonuna kadar devam edecek. İnşallah. İnşallah. İstikrarlı olursa o ibadet değerli. Yoksa belirli bir noktaya kadarsa geçerli olmaz o. İnşallah. İnşallah.